şimdi şunu nasıl söyleyebilir? Ben diyorsun işte dini olarak içkiye karşıyım. Evet, o şahsi olarak. Şahsi söyledim. Görüşüm diyorsun. Ben 56 yaşındayım, daha bir damla alkol almadım. Evet. Hiç de alkol içmedim. İçenlerden de çok arkadaşım var. Şimdi siz tekel bayisini yasaklayarak bir adam korona geçtiğini mi tespit ettiniz? Burada tekel bayisi... Rakıdan korona geçtiğini mi tespit ettiniz? Peki, ayakkabıyı yasakladık, ayakkabıyla korona mı? Ya işte daha bayisini niye yasaklamadın diyorum. Saniye. At yarışını niye yasaklamadın? Onlar başka işte. Neyi yani, başka iş ya? İddia bayisi kumar ya. Senin şey. İnancına göre kumar haram değil mi? Kökten kaldırmak senin lazım. İnancına göre kumar haram değil kökten mi? Kökten kaldırmak ya, kumar oynatıyorsunuz, işte hiç sıkıntınız yok. Ama tekel bayisi 155 bin insan ya hacı. 155 bin insan günlük yaşıyor, günlük. Bu günlük berberler, kuaförler günlük yaşıyor ya. Siz 100 bin kişiyle kongreleri bitirin. Dönün gelin şimdi millete deyin ki kapattık. Nereyi kapattınız? Bayramı. Hayırdır ya? 17 gün boyunca AK Parti bayrak asacak, afiş asacak, konser verecek, konferans verecek. Bizim mi haberimiz yok? Ona mı serbest? Milli piyangoyu niye açtın ya? İddia bayisini niye açtın ya? Onlar da kapattı. At yarışçı niye serbest ya? Bankalar niye açık hacı? 17 gün boyunca esnafı kapattınız. Esnaf hiçbir alışveriş yapamayacak. Para biriktiremeyecek. Çekini ödemek için birikimi olmayacak. Ama bankalar açık. Devletin alacağına her yer açık. Esnafa gelince her yer kapalı. Birincisi, ben Şubat ayında tam kapanma diye bir kapanma olsaydı taraftardım. Olabilir derdim. Çünkü kongreler yapılıyor. Herkes meydanlarda. Cenazelerde on binler var. O gün yapılsaydı güzel bir kapanma olurdu derdim. Bugünkü 17 günlük kapanma bende büyük endişe yarattı. Neden? Bir, 3 gün önce söylediniz kapanmayı. 3 gündür İstanbul'dan, sadece İstanbul'da olduğumuz için söylüyorum. Yüz binlerce insan, belki de milyonlarca insan şu an Anadolu'ya akın akın gidiyor. Ordu tarihi bir nüfus yaşıyor şu anda. Bodrum, emin olun, Bodrum Bodrum olalı, belediye başkanının ağladığına eminim. Adamın hayatı kararmıştır. Söke'deymiş kuyruk. Bugün bir bizim buçuk canlı yayınımıza ötede, katıldı. Söke'de kuyruk, düşünebiliyor musunuz? Yani şimdi siz tam kapanmamı yaptınız. Ordu'ya giden 4 tane kardeş köyde bir araya gelecekler. İkişer çocuğu olsa hanımlarıyla beraber 15 nüfus edecekler. Bizim orada bu 15 nüfus sobanın başına toplanacak. Çullama deriz. Çullamayı yapacak. Tereyağı üstüne koyacak. Çayı demleyip 15 kişi bir arada maskesiz bir yaşam devam edecek. Tam kapanma mı oldu? Bu bir. İkincisi, Hacı Yakışıklı kendi cephesinden öyle güzel anlatıyor ki ben Hacı'yı eskiden beri tanırım, severim. Muhteşem Hacı'ya göre. Hiçbir sıkıntı yok. Efendim, tekel bayilerinin kapanmasından doğal ne var? Tabii ki kapanacak. İnsanlar tekel bayisine gidip de niye alışveriş yapsınlar? Milli piyangoyu niye açtın ya? O da İddia bayisini niye açtın ya? Onlar da kapanacak. At yarışçı niye serbest ya? Doğru, hak veriyorum, kapanma. Ya edin. Hak vermen önemli değil. At yarışı niye serbest? İnsanlar her gün ihtiyacı mı var? Her gün ihtiyacı mı var? Bugün gideyim bir at yarışı mı oynayayım diyor her gün. Her gün gidip bugün iddia mı oynayayım diyor. Oralar açık. Bankalar niye açık hacı? 17 gün boyunca esnafı kapattınız. Esnaf hiçbir alışveriş yapamayacak. Para biriktiremeyecek. Çekini ödemek için birikimi olmayacak. Ama bankalar açık. Kredi kartları ödenecek. İş yapamayan adam nasıl ödeyecek? Nereden ödeyecek? Dolayısıyla olağanüstü hal, düşündüler, taşındılar diyorsun. Desteklememiz lazım, güzel, iyi hasta. Bunun bedelini hep millet mi ödeyecek? Devlete borcunuz varsa, Buket Hanım öyle ilginç ki, pazartesi gün sokağa çıkma yasağına rağmen elinize bir tane SGK'ya ödeme makbuzu veya vergi dairesine ödeme makbuzu elinizde olursa elinizi kolunuzu sallayarak gidiyorsunuz. Polis sizi durduğunda vergi borcumu ödemeye gidiyorum kardeşim dediğinizde polis buyurun efendim özür dilerim diyor. Devletin alacağına her yer açık, esnafa gelince her yer kapalı. Şimdi bu tam kapanma mı oldu? 4 milyon 400 bin insan şu anda tekstil fabrikaları başta olmak üzere çalışıyor. Bu tam kapanma mı oldu? Türkiye'nin %60'ı kapanmadan muafiyet. AK Parti filan il başkanının şu an telefonumda, istersen hemen acı gösteririm burada. Ya canlı yayında da göstermek isterseniz gösteririm. AK Parti filan yer il başkanı. Aşağıdaki ismi yazılı Cemal Enginyurt
parti faaliyetlerimizi yürüteceğinden dolayı 17 gün boyunca maske, mesafe ve temizlik kurallarına uyarak parti hizmetlerini yürütecektir. Bundan dolayı muafiyet kapsamındadır. Hayırdır ya? 17 gün boyunca AK Parti bayrak asacak, afiş asacak, konser verecek, konferans verecek. Bizim mi haberimiz yok? Ona mı serbest? Şimdi bunun adı muafiyet oluyor ama öbür taraftan siz çiftçiye muafiyet tanımıyorsunuz. Köyde kadın bahçesinin önünde. Jandarma diyor ki masken yok, sokağa çıktın. Çöpçü ekmek kazanacak. Polis geliyor. Sayın Şer çifte standarda vurgu yapmıştı. Siz de zannediyorum tabii. Özellikle yani onu vurguluyorsunuz. Yani bakın sadece bu değil. Yani birçok şimdi mesela tabii işte o zaman lokal hata. Şimdi bu lokal hataları niye düşünmediler? Bu kadar tekel bayisini düşündüler de tekrar diyorum iddia bayisiyle at yarışını niye düşünmediler? Otomobil tamircileri niye yasak hacı? Yolda gittin Ankara'dan geliyorsun. Doğu Bey Ankara'dan geliyor. Ben Ordu'dan geliyorum. Araç bozuldu. Bütün oto tamirhaneler kapalı. Muafiyet yok sadece lastikçilere muafiyet var. Bölümler, tabii ki lastikçilere yani. Muafiyet tam var. Tam kapanma derken %100 full herkes çat diye evine girdi diye bir şey yok. Ama vermedin. Açık olacak yani. Ama vermedin işte. Oto tamircisine vermedin. Bankaların da şubelerinin %60-70'i kapalısın diyorsun. Bak hayatım oto tamircisine evet. Kapalısın diyorsun. Ama lastik tamircisine açıksın diyorsun. Şimdi bu nasıl? Veya annenin çocuğu var. Buket Hanım'ın çocuğu var ufak evde. Kreşteydi. Kreşi kapattın. Anneye izin vermedin. Çocuğu kim bakacak? Hem anneye diyorsun ki devlet dairesine gel çalışmazsan işten atarım. Hem de diyorsun ki. Onlar için kreşler açık ama. Ya açık değil. Yok, sen açık, açık diyorsun Aile da açık değil. Aile Bakanı bugün açıklama bugün açıkladı demek ki. Siz ne yapıyorsunuz? Kervanı yolda yürüyorsunuz iktidar olarak değil mi? Siz derken seni kastetmiyorum. Anlıyorum canım. İktidar kervanı yolda. Böyle olmaz. Kervan yolda düzülmez. Nasıl olmalıydı? Çok bunu kısaca baştan, alıp ben Sayın bunu baştan olacağım. Toplumun gerçeklerini göz önüne alarak. Sayın Şen'in de söylediği gibi hukuki altyapısını da hazırlayarak hakikaten toplumun değerlerine, toplumun yapısına, ekonomiye ne getirecek, ne götürecek hesabıyla yapılmalıydı. Siz 100 bin kişiyle kongreleri bitirin, dönün gelin şimdi millete deyin ki kapattık. Nereyi kapattınız? Bayramı. Bayram ne biliyor musunuz? Hacı kardeşim, biz maaşla çalıştığımız için umurumuzda değil. Ay başı maaş alıyoruz. Ayın sonuna kadar dümenimiz yerinde. Tıkırımız da umurumuzda değil. Ama tatlıcıyı düşünün. Bütün umudu o 4 günlük satacağı tatlıydı bayramda. Şekerciyi düşünün. Sebzeciyi düşünün. Marketleri, küçük bakkalları düşünün. Bu insanların hepsini iflas ettirdik. Hepsini batırdık. Diyoruz ki destek verin. Destekleyin. En azından 1500 lira hanedeki insanlara yardım edin. Evet, sizin böyle bir öneriniz olmuştu. Bir yanıt ısrarla devam vesaire. Ediyorum. Mesela polisler. Bir yanıt alabildiniz mi? Hayır. Polisler. Ya 800'ün üzerinde polis hayatını kaybetmiş. 800'ün üzerinde polis. Evet. 12-36 saat mesaiyle polisleri çalıştırıyorsunuz. Polisler öyle psikolojisi bozulmuş ki bir tanesi çöp toplayan gence 3000 lira ceza yazıyor. Ama öbür taraftan diğer bir polis de çöp toplayan anne ve çocuğa maske takdim ediyor. Demek ki psikoloji bozulmuş. Bekçiler kavga ediyor. Jandarma kavga ediyor. Trafik polisi kavga ediyor. Ya toplum sosyolojik olarak, psikolojik olarak bütün dengesini yitirdi. Şimdi sen OHAL var bu ülkede. OHAL şartları uygulanıyor. Herkes OHAL şartlarına uyacak. Bu Avrupa'da da böyle. Yok öyle değil. İngiltere'de diyor ki maskesiz bir şekilde açık alanda gezebilirsin diyor. Evinin etrafında dolaşabilirsin diyor. Ama burada... Şimdi öyle ilginç yırtma yöntemleri var ki şu anki bu muafiyette. Saysam millete akıl vermiş olacağım. Türkiye'de bayağı ölüm yaşandı ama biliyorsunuz. Ya Türkiye'de de yaşanıyor. Diye. Önemli değil. Yaşansın. İnsanlar birinci derecede insanın temel hak ve hürriyetlerini gözetiyor. Maalesef biz kendi temel hak ve hürriyetlerimizi gözetme yerine insanımıza... Ya şimdi şunu nasıl söyleyebilirim? Ben diyorsun işte dini olarak içkiye karşıyım. Evet o bir şahsi olarak. Şahsi söyleyeyim. Görüşüm diyorsun. Ben 56 yaşındayım. Daha bir damla alkol almadım. Evet. Hiç de alkol içmedim. İçenlerden de çok arkadaşım var. Şimdi siz tekel bayisini yasaklayarak biradan korona geçtiğini mi tespit ettiniz? Burada tekel bayisi... Rakıdan korona geçtiğini mi tespit ettiniz? Peki ayakkabıyı yasakladık, ayakkabıyla korona mı? Ya iddia bayisini niye yasaklamadın diyorum. Sen, at yarışını niye yasaklamadın? Ondan başka işte. Neyi yani, başka iş ya? İddia bayisi kumar ya. Senin şey, inancına göre kumar haram değil mi? Kökten kaldırmak senin lazım. İnancına göre kumar evet, haram değil kökten mi? Kökten kaldırmak ya, lazım. Ya kumar oynatıyorsunuz. İşte hiç sıkıntınız yok. Ama tekel bayisi 155 bin insan ya hacı. 155 bin insan günlük yaşıyor günlük. Bu günlük berberler, kuaförler günlük yaşıyor ya. Ya bir nöbet esası getirilebilir.
nöbetleşme getirebilir. Biz diyoruz ki niye bunu kapattınız da ısrarla yanlış yaptınız? Bizim muhalefetimiz sizin her şeyinize karşı çıkmak demiyoruz. Ama diyoruz ki devlet Sayın Şen'in de dediği gibi hukuki altyapısını hazırlamalı. Bunun yanı sıra toplumu da dikkate almalı. Peki. Ya esnaf battı diyoruz, siz banka açık diyorsunuz. Hepsi açık değil. Nöbetçi banka.